Haluk'ların karşı dairesi boştu ya, tutuldu mu acaba? Yok, bildiğim kadarıyla hala boş Gönül. İnşallah şöyle tatlı birileri taşınır da kafa dengi. Ay inşallah ya, inşallah vallahi. Baba. Ah, size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi var? Doğru söyle bak. Kötü bir şey mi var? Yavaş yavaş. Ne oldu? Sakin ol, dur. Duymadık daha ne diyeceğini, bilmiyorum. Duymuyorsun Gönül. Baksana kötü bir şey. Ne oldu Merveciğim? Annemlerin ev sahibi bir hafta içinde annemleri evden çıkaracakmış. Bu mu yani? Merve, ödüm patlattın ya. Ben de kötü bir şey oldu zannettim yani. Konu kötü değilmiş yani işte. Ne olacak? Baba, annemler evsiz kalacaklar. Bence yeterince kötü. O kadar da büyütülecek bir şey değil. Bir sürü kiralık ev var etrafta. Ne olacak Allah'ım? Yani bir ödüm patlattın yani Merve ya. Harikların karşı dairesinde... Karşıyaka. İyi biliyor musun Karşıyaka? Güzel. Annenler İzmir Karşıyaka'ya taşındılar mı? Benim orada arkadaşlarım var Emel. Baba ne diyorsun ya? İzmir Karşıyaka diyorum. Yakınlarda çok... böyle kiralık ev görürseniz... Tabii tamam, haber şey verirsiniz. Işte. Şey yaparız biz onu. Karşıyaka İzmir. Bak çok iyi olur gerçekten. Yani İzmir... Şuraya gel, ben ver. Yani. Sana alışveriş listesini attım. Evde hiçbir şey kalmadı. Al onları. Tamam, merak etme. Ya bir an şeyden söyledim onu ama şeyden yani. Dibimize geleceklerdi yani. Allah Allah korusun. Bir de onu çekemem yani vallahi Gönül yani. Hani siz dışarı çıkacaktınız, ne oldu? Niye gitmediniz? Çıkacağız birazdan. Şarjlarımızın fullenmesini bekliyoruz. Yeteri kadar yok mu şarjınız? Var da işte tam dolu olması lazım. Niye o? İşte şimdi dışarı çıktık, şarjımız bitti diyelim. Bildirimlere bakamayız. Ha. Bir ararsın, mesajlara bakamayız falan. Şimdi hiç düşünmek istemiyorum. Tam dolu çıkalım. Ya bir de şimdi mazallah, yani sen bize ulaşamazsın falan. En çok senin için bu olur. Ya tabii tabii, eminim öyledir. Hah, benim %100 oldu. Sende durumlar ne? %98. Azıcık daha bekle, birlikte çıkalım. Tamam. Ah, şöyle bir taşınabilir şarj cihazı alsaydınız bize, biz de bunlarla uğraşmak zorunda kalmazdık. Ya evet evet. Evin babası geldi. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tane evlame. Sırtlarını aldım. Bütün isteklerini aldım Gönül, birkaç bir şey vardı. Beğendim, onları da aldım. Ama hepsi gerekli şeyler. Nasıl buldun şapkayı? Ulan süsleyeyim çocukla, baksanıza ya. Bayıldım. Mükemmel. Ha? Meksika şapkası çok gerekliydi. Gerekli yani, gerekli ama Gönül ya, yapma. %100. Hadi biz çıktık artık. Hadi. Görüşürüz. Hadi güle güle. Dikkatli olun. Nereye gidiyor çocuklar? Şu gezmeye gidiyorlar. Gezmeye? Şarjları doldu, gidiyorlar. Tuna bu ne Allah aşkına? Ne yapacaksın bu şapkayı? Ama güzel ama Gönül, baksana çok hoşuma bunu gitti. Bunu mu takacaksın? Ya bir kere hoşuma gitti ya. Çok da gerekli bir şey. Bu arada sana ne diyeceğim? Çok gerekli. Şeye uğradım yöneticiye. Evet. Ne oldu dedim benim, tutuldu mu dedim. Daha tutulmamış Allah'tan. Aman aman, Özlem'le Sertaç duymasınlar. Yanarız, yanarız yani. İnşallah duymazlar yani. Ya sakin durma sen de Allah aşkına. Negatif negatif çağırıyorsun vallahi yani. Başımızda böyle tebelleş olurlar. Şapka. Ha? Ya çok güzel yapmışlar ya. Tuttum. Bakkalın yanında var ya, yine açıdan o şey, antik kutu şeyler satın orada. Yine tabii bakayım. Bana bak, Meksika'ya mı gitsek sen? Bu ne, şemsiye gibi bir şey. Ay çok iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tut.